Şimdi de aşırı akım rölesi, diğer adıyla termik röleden bahsedelim. Aşırı akım rölesi ile ilgili daha detaylı hazırladığım videonun linkini videonun aşağıdaki açıklamalar kısmına ekliyorum. Ayrıca yukarıya link olarak da atıyorum. Bu kısmı inceledikten sonra detaylı videoyu da izlerseniz sizin için yararlı olacaktır. Aşırı akım rölesi sürekli olarak bir devreden geçen akımın termik etkisini kontrol eden ve ısınma müsaade edilen belirli bir üst seviyeyi geçtiğinde kontaklarının konum değiştirmesiyle motora enerji veren sistemin devresini açarak akımın kesilmesini sağlayan bir koruma rölesidir. Motor fazla akım çektiğinde motor sargılarında ısı artışı olacaktır. Yine benzer şekilde röle içerisindeki motor akımının üzerinden geçtiği bir metal eleman da ısınacak ve eğilecektir. Bu eğilme sırasında termik röle üzerinde bulunan kapalı olan 95-96 nolu kontaklarını açacak ve motoru çalıştıran kontaklarının enerjisini keserek motor devre dışı kalacaktır. Burada unutulmaması gereken nokta termik rölenin motor güç devresini direkt olarak kesmemesidir. Bu işlemi motor çalıştıran kontaktör vasıtasıyla yapmaktadır. Röle üzerinde bir adet ayar vidası bulunmaktadır. Bu sayede termik rölenin akım değeri belirli bir aralıkta istenen değerle ayarlanabilmektedir. Önce bir metalin ne olduğunu anlatalım. Bir metal iki farklı uzama genleşme katsayısına sahip olan metalin birbirleri üzerine yüksek basınç ve sıcaklıkta yapıştırılmasıyla elde edilen bir elemandır. Örneğin pirincin uzama katsayısı yüksektir ama nikelin uzama katsayısı düşüktür. Eğer siz nikel ve pirinç iki tane şeridi birbiri üstüne yapıştıracak olursanız, demin de söylediğim gibi yüksek sıcaklık ve basınç altında, bu bir metal eleman ısındığında pirinç fazla uzamak isteyecektir. Nikel ise pirinçle aynı oranda uzamayacağı için pirinç taraf nikel taraf üzerine eğilecektir ve nikel tarafa doğru bir metal yamulma gösterecektir. Temelde bir metalin çalışma mantığı bu. Peki nasıl oluyor bu? Bir metal elemanlar kontaktör çıkışından sonra güç devresine motorun çekmiş olduğu akım yoluna seri olarak bağlanırlar. Bir metallerin kendisi. Burada akım bir metal üzerinden direkt geçirilebilir. Direkt ısıtmadır. Ya da bir metal üzerine sarılan, örneğin krom, nikel, tel gibi ısı ortaya çıkaran, direnci yüksek olan bir başka metal vasıtasıyla ısıtılabilir. Akım değeri yüksekse, motorun akım değeri yüksekse direkt ısıtmalı bir metaldir. Eğer motorların akım değerleri küçükse, 3-5 amper gibi küçük değerlikte bir akım çekiyorsa motorumuz, bir metali 3-5 amper küçük akım değerlerindeki akımlar ısınamayacağı için bu en direkt ısıtmalı yapılır. Yani bir metal elemanın üzerine örneğin bir krom nikel ısıtıcı sarılır. Motor akımı bu krom nikel ısıtıcı tel üzerinden geçirilir. Bu telin ısınmasıyla bir metalin eğilmesi sağlanır. Peki neden motor devresine, güç devresine bir metal elemanlar seri bağlanır? Çünkü motor aşırı yük çektiğinde, örneğin devri düştü, motorda mekaniki bir aksaklık var. Motor devri düştü, motor aşırı yüke bindi. Bu sefer motor şebekeden fazla akım çekecek. Bu çekmiş olduğu fazla akım motor sargılarının belli bir süre sonra yanmasına neden olacaktır. Ama çekmiş olduğu bu akım ayrıca bir metal eleman üzerinden geçtiği için bir metal eleman da ne yapacaktır? Isıtacaktır ve bir metal eleman yamularak termik röle üzerindeki 95-96 nolu kontakları açılmasına sağlayacaktır. Peki 95-96 nolu kontaklar normalde kapalı olan bu kontaklar nereye bağlı? Normalde kapalı olan bu kontaklar motoru çalıştıran kontaktör devresine seri bağlı. Peki 95-96 açılınca ne olacak? Kontaktörün enerjisi kesilecek. Kontaktörün enerjisi kesildiği için de kontaktör bırakacak ve beslemiş olduğu güç devresindeki motor enerjisiz kalacaktır. Temel çalışma prensibi aşırı akım rölenin, termik rölenin budur. Yani motor sıcaklığını motordan geçen akımla orantılayarak en direkt olarak hisseden bir koruma elemanıdır. Termik röle üzerinde bir konum seçici anahtarı bulunmaktadır. Anahtar ağı otomatik konumuna getirildiğinde termik röle ısınıp kontakları konum değiştirir ve termik röle soğuduğu zaman ise kontaklar yeni eski konumuna geri gelir. Eğer anahtar H-hand manuel konumuna getirilecek olursa termik soğuduktan sonra kontaklar eski konumuna geri gelmez. Kontakları eski konumuna getirebilmek için termik röle üzerindeki reset butonuna basılması gerekir. Termik rölenin çalışmasını kontrol için üzerinde bir adet de test butonu bulunmaktadır. Bu butona basılarak termiğin ısınması beklenmeden kontaklar konum değiştirilebilir. Termik röleler çoğunlukla kontaktörlerin çıkışına bağlandıklarında kontaktör ve termik röle arasında kablo bağlantısını ortadan kaldırmak için termik röleler kontaktörün çıkışına akuple bağlanacak şekilde imal edilmektedir. Günümüzde bir metal malzemeli aşırı akım röleleri yerine faz akımlarının ölçüldüğü dijital aşırı akım röleleri almaya başlamıştır. Bu röleler akım değeri
süreni ayarlanan akım değerini geçmesi durumunda yine ayarlanan süre kadar beklemekte ve aşırı akım devam ettiği durumda çıkış kontaklarını açmaktadır. Ayrıca gelişmiş modelleri bilgisayara bağlanabilmekte ve geçen akım değerleri izlenerek kaydedilebilmektedir. Eğer bir ileri geri devresinde kullanmayacaksanız bunu, termik röleler kontaktör çıkışlarına direkt bağlanır. Normalde kontaktör motoru tek yönde çalıştırır ve kontaktörün çıkışına siz termik röleyi aküple bağlayabilirsiniz resimde gördüğünüz gibi. Ama bu bir ileri geri devresi ise ileri geri devresinde kontaktörün altından, kontaktörün çıkışından yani güç kontaklarının hemen çıkışından geri kontaktöründen gelen ve fazlardan ikisinin yeri değiştirilmiş olan kabloların bağlanması gerekti. Bu durumda siz termik röleyi aküple olarak bağlayamazsınız. Bunun için de harici, bağımsız, aküple bağlanmayan giriş çıkış klemensleri olan termik röle seçmeniz gerekir. Normalde termik röleler bir metal elemanın çalışma prensibine göre yapılırlar. Yani resimde şu anda en soldaki termik röle. Ama elektronik tip motor koruma röleleri de aslında bu bir metalli termik rölenin yaptığı işlemleri yapmaktadır. Burada iki tane ayar noktamız vardır. Bunlardan bir tanesi akımın kaç misline kadar çıkmasına müsaade edildiği ile ilgilidir. Örneğin benim motorum yol alma sırasında 6 misli akım çekiyorsa burada 6 misline kadar bir akım değeri 6 misline kadar bir kademe seçilir. Örneğin 50 amper ise 6 kere 5 300, 300 ampere kadar akımın yükselmesine müsaade edilir. Daha sonra akım normal yani 50 amper demiştik. 50 amperin üstüne çıktıktan sonra ne kadar bekleme yapayımı ayarladığımız bir de zaman seçici anahtar vardır. Örneğin benim motorum 6 saniyede yol alıyorsa bunu da 6'ya ayarlarım. Ve 6 misline kadar olan akıma 6 saniye süreyle buradaki koruma rölesi müsaade eder ama motor akımı 6 mislinin üstüne çıktıysa yani 300 amperin üstüne çıktıysa ya da yol almam yani normal akım değerinin üstünde seyretmesi akımın 6 saniyeden sonra da yine tekrar motoru korumaya alır. Bunun içerisinde geçen akımları belirli periyotlarla örneğin birer saniye veya da ikişer saniye, üçer saniye aralıklarla kaydeden bilgisayara bağlayıp bu verileri alabildiğimiz tipleri de koruma rölesi olarak kullanılmaktadır. Aşırı akım rölesi bağlantıları, aşırı akım rölesi her faza ait bir metal elemandan akım geçecek şekilde tasarlanırlar. Eğer aşırı akım röleleri 3 fazlı değil de 2 veya 1 fazlı sistemlerde kullanılacak ise devre akımının her bir metal elemandan geçmesi sağlanmalıdır. Örneğin bir fazlı motorlara ait bir termik röle, aşırı akım rölesi yoktur. Normalde 3 fazlı aşırı akım rölesini biz bir fazlı motorlarda da kullanabiliriz. Ama buradaki temel kural nedir? Temel kural şudur, buradaki aşırı akım rölesi her fazdan yani her bir metal eleman üzerinden akım geçeceği tasarlanarak, düşünülerek tasarlanmıştır. Ve eğer ben bununla bir fazla motor çalıştırıyorsam o motor akımı ya örneğin faz tüm bimetaller üzerinden geçecek şekilde köprülenir ya da örneğin faz iki bimetal üzerinden geçecek şekilde köprülenir ama yine de nötr üçüncü bimetal üzerinden geçirecek şekilde bağlantı yapılır. Yıldız üçgen yol vermede aşırı akım rölesi ayarı ya da yıldız ya da üçgen çalıştırmada aşırı akım rölesinin akım ayarı nasıl yapılacak? Öncelikle temel bir elektroteknik bilgisini verelim. Yıldız ve üçgen devrelerde akım gerilim ilişkileri. Üstteki yıldız devreyi düşünecek olursak, yıldız devrede şebeke akımı yani IL1 dediğimiz akım her bir sargıdan geçecek akımla aynıdır. Yani şuradaki. Fareyi dikkatle izleyin. Şuradaki eşitlik yani buranın hat akımı, IL1 hat akımı buradaki sargıdan yani birinci sargıdan geçecek olan I1 faz akımıyla aynıdır. Burada fark nedir? Burada hat gerilimleri ile faz gerilimleri farklıdır. Yani fazlar arasındaki gerilim olan hat gerilimi yani L1, L2, L2, L3, L1, L3 arasındaki hat gerilimleri ki benim şebekem 380 ile her bir sargı üzerinde düşen gerilimler farklıdır. Hat gerilimlerim benim 380'dir fazlar arası gerilim ama her bir sargıda düşen faz gerilimim ise 220'dir. Bu da hat gerilimi bölü karekök 3 yani U1 eşittir. Şuradan anlatacak olursam U1 eşittir. UL1 bölü karekök 3. 380'i siz 1.73'e böldüğünüzde 220 voltu elde edersiniz. O da karekök 3 gibi bir sayıdan kurtulmak için şöyle söyleyebiliriz. Burada faz gerilimi yani her bir sargının gerilimi
hat gerilimi çarpı 0,58 diyebilirsiniz. Yani 1 bölü karekök 3 0,58'e tekabül eder. Yani 1 bölü 1,73 0,58'e tekabül eder. O zaman şunu söyleyebiliriz. Hat gerilimleriyle faz gerilimleri aynıdır. Yani IL1 ile I1 aynıdır. Ama hat gerilimleriyle faz gerilimleri birbirlerinden farklıdır. Hat gerilimi tekrar söylüyorum, fazlar arası gerilimdir. Faz gerilimi ise her bir sargı üzerine düşen gerilimdir. Burada sargı üzerine düşen gerilim U1 eşittir 0,58 çarpı hat gerilimi yani 380. Yani her bir sargıda benim 220 voltluk gerilimim düşer. Üçgende anlatacak olursak bunu, üçgende dikkat edecek olursanız bir sargı geriliminden bahsedemiyoruz. Hat gerilimim yani fazlar arası gerilimim neyse her bir sargı üzerine düşen gerilim de o. Yani burada UL1 yani hat gerilimim aslında U1 faz gerilimine aynı. Yani sargılar üzerinde fazlar arası gerilimim olan 380 volt düşüyor. Burada akımda bir fark var. Akımda fark şudur. Buraya gelen akım buradan iki kola ayrılmaktadır. İki kola ayrıldığı için aslında akım iki kola ayrılmıyor. Burada yıldızda şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Ya 380'in yarısı 190 volt, 220 değil. Neden 220 volt düşüyor? Bakın şu iki sargı 380 volt arasına bağlı. 380'in yarısı 190 iken niye 220'den bahsediyoruz? Çocuklar burada vektöriyel bir toplam var. Yani bu bir aritmetik toplam değil. Çünkü fazlar arasında 120'şer derecelik açı farkı var. Açı farkı olduğu için şuradaki iki fazın arasına bağlı olan her bir sargıda aslında vektöriyel bir gerilim oluşuyor. Yani 220 volt oluşuyor. Burada da akım iki kola ayrılıyor ama eşit olarak iki kola ayrılmıyor. Fazların o anki durumuna göre akımda burada kola ayrılma söz konusu. Demin de söylediğim gibi üçgen bağlantıda hat gerilimin faz gerilimi aynı. Yani her bir sargı üzerinde 380 düşüyor ama sargılardan geçen akımla şebekeden çekilen akım aynı değil. O bağlantıyı da şurada söylüyoruz. Sargının birinden geçen akım yani I1 diyelim. IL1 hat akımı bölü karekök 3. Yani 1 bölü 1,73 0,58 de hatırlayacak olursanız. Yani benim sargımdan geçen akım I1 aslında benim şebekeden çekmiş olduğum akım çarpı 0,58. Bunun pratikte ne işe yaradığına bakalım şimdi de. Yıldız üçgen yol vermede ya da üçgen çalıştırmada benim termik röleyi bağlayabileceğim iki bağlantı şeması vardır. Bunlardan bir tanesi şu yukarıda gördüğünüz şema. Burada hatırlayacak olursanız üçgen bağlantıda çıkış klemensleri karşılıklı olarak bağlanıyordu. Bir önceki asenkron motorlarda anlatmış olduğum yıldız ve üçgen bağlantıyı hatırlayın. Yani U1, V1, W1 karşıya çıkarılan uçlar, aşağı çıkarılan uçlar neydi? W2, U2 ve V2. Yani U1 ile W2, V1 ile U2 ve W1 ile V2 uçları karşılıklı bağlanıyordu. Aslında K1 M kontaktörüm ile K5 M kontaktörüm bu işi yapıyor. Ve şu bağlantıyı kuracak olursanız yani termik röle bu kontaktörlerin üzerine bağlanacak olursa benim termik röle ayarım hat akımı ile aynı olmalıdır. Yani eğer bu motorum şebekeden 173 amper çekiyorsa buradaki benim termik röle ayarım 173 amper olmak zorunda. Çünkü bu bağlantıda yukarıdaki resmin sağ tarafına bakacak olursak termik rölelerin her biri, bimetallerin her biri hat akımları üzerine bağlanmıştır. Eğer ben aşağıdaki bağlantıyı yapacak olursa yani buradaki üçgenin uçlarını ben K1M kontaktörünün girişinden alacak olursam ve K1M'nin de çıkışına ben bir metalleri bağlayacak olursam yani aşırı akım rölelerini bağlayacak olursam bu durumda benim aslında her bir metal elemanı ben motorun sargılarına seri bağlamış oluyorum. Yani burada hat akımına değil faz akımına bağlamış oluyorum. Hatırlayacak olursanız faz akımı neydi? Hat akımı çarpı 0,58. Bu sefer ne oldu? Bu motorun benim eğer şebekeden hat akımı olarak 173 amper çekiyorsa yani etiketinde bunun 173 amper yazıyorsa ben bir metallerin her birini sargılara seri bağladığım için yani sargı akımlarına bağladığımdan dolayı yani faz akımlarına sargı akımlarına bağladığımdan dolayı 173 çarpı 0,58 100 amper bir metal eleman seçmem. Burada benim işim görecektir. Peki aradaki fark ne? Tekrar söyleyecek olursak eğer termik röleyi aşırı akım rölesini hat akımına bağlayacak olursam şu bağlantıyla
Burada 173 amperlik bir termik röle seçmem gerekli. Eğer aşağıdaki bağlantıyı yapacak olursam, yani bimetallere, sargılara seri bağlayacaksam, faz akımlarına bağlayacaksam 173x0.58 100 amperlik bimetal seçmem veya aşağı akım rölesi seçmem benim için yeterli olacaktır. Şimdi bazı motorlar ağır yol alırlar. Ağır yol alan motorlara termik röle bağlantısından bahsedelim. Ne demek istiyorum? Ben asenkron motorları anlatırken teoride bu motorların işte 6 misli akımı 6 saniye çektiğini teknik olarak, teorik olarak kabul ederek bazı şeyleri anlatmıştım ama ataleti çok yüksek olan, yani milinde çok ağır yükler kaldıran motorların yol alması 6 saniyeyi geçer. Ya da 6 misli akım değil de 8 misli akımlarla devreye girerler. Bu ise normalde 6 misli akımı 6 saniye dayanan bir metalin ya da termik rölenin daha uzun yol almalarda açmasına neden olacaktır. Yani motor devreye girdi, 6. saniye geldi ama motorun yol alması 15-16 saniye, 20 saniye sürecek ama 6. saniyede termik röle aşırı akıma dayanamadı ve açma verdi. Bu durumda motoru kalkındıramayız. Kalkındıramadığımız için birkaç yöntemle ben burada koruma sağlayabilirim bu motora. Bunlardan bir tanesi akım trafosu üzerinden termik röle bağlantısı. Burada zaten bu motorlar çok büyük değerlikli motorlardır. Ne demek istiyorum? Az önce örnek verdik. 173 amper gibi akım çeken bir motor olduğunu düşünün bunun. 173 amper zaten bir metal üzerinden geçirebilecek bir akım değildir. Burada akım trafosu kullanılır. Ne demek istiyorum? 173 amper akım trafosunun prim evidir. 173 amper akım trafosunun prim evinden geçirirsiniz. Örneğin akım trafosunun prim evinden 200 amper geçirdiğinizde sekonderden 10 amper akım geçirirsiniz ve sekonderin 10 amperini siz termik rölenin aşırı akım rölesinin üzerinden geçirirsiniz. Bu durumda eğer ben buradaki akım trafomu erken doyan nüveli seçecek olursam burada şöyle bir durum olacaktır. Örneğin benim motorum 100 amper, 150 amperlere, 200 amperlere, 300 amperlere kadar akım çektiğinde akım trafosunun çıkışı lineer olarak değişmektedir. Ama örneğin 100 amperin 6 mislini çekti, 600 amper. Örneğin 500 amperden sonra bu akım trafosunun lineerliği bozulacaktır ve çıkışı birebir vermeyecektir. Yani orantılı vermeyecektir. Daha düşük bir akım değeri verecektir ve bu da bir metalin primerden, yani motor akımının yüksek olmasına rağmen aynı oranda değil, daha düşük değerdeki akım değerlerinin geçmesi anlamına gelir. Bu da bir metalin uzun yol alan motorlarda erken açmasını engeller. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Motorun yol alma sırasında buradaki termik röleyi bir başka kontaktörle köprüleyebiliriz ama yol alma sırasında burada bir koruma sağlamaz. Ha, yol alma sırasında da koruma sağlamasını istiyorsak, örneğin ikinci bypass yaptığımız kontaktöre de termik röle bağlanır. Ama bu termik röle de örneğin 173 amperlik motor için 173 ampere değil de 250 amperlere ayarlanır. Bu sefer yol alma sırasında termik röle çok daha büyük akım değerlerine ayarlanmıştır. En azından kısmi olarak yol alma sırasında motoru korur. Şimdi bu kısım sizin için çok teknik detay. Bunun üzerine çok fazla siz şu an için kafayı yormayın. Benim şu anda ilk yapmaya çalıştığım şey sizi bir an önce temel kumanda bilgisini vermek ve uygulamalara geçmek. Bu dediğim gibi çok teknik detay. Elektrik motorlarının korunması ile ilgili bir ders notum var benim. Ders notunun da linkini aşağı açıklamalar kısmına atarım. Orada ağır yol alan motorların nasıl korunması gerektiğini, akım trafosunun nasıl bağlanması gerektiğini anlatan bir kısım var. O kısmı merak edenler okuyup daha detaylı bilgi alabilirler. Ama şu an bahsettiğim konu aslında şu anki bilginiz için size biraz daha detay gelecektir. Ama konular ilerledikçe biraz daha kumandaya vakıf olduğunuz zaman o teknik detaylarda ben size tekrar bahsedeceğim.